Garanti BBVA'nın sunduğu AB ile Sohbet'in 2. sezon 4. bölümünden hepinize merhaba değerli basketbol severler. Bugün Sertaç şanlı konuğumuz olacak. Ona bağlanmadan önce her hafta olduğu gibi bir duyurum daha var. Bonus Genci Özel Steam, iTunes, Aral Game'de 30 lira ve üstü harcamalarınıza 15 liralık bonus var. Chat'e Bonus Genç yazarak, ünlem Bonus Genç yazarak ya da YouTube'dan izliyorsanız açıklama kısmından kampanyanın detaylarına ulaşabilirsiniz diyorum. Ve sizleri daha da fazla bekletmeden o bizim meşhur sesimizle Sertaç Şanlı'ya bağlanıyorum. Hemen kendisi bakalım. Burada mıymış? O zaman seni izleyicilerimize takdim ediyorum. Beyler bayanlar, karşımızda Sertaç Şanlı abi, hoş geldin. Hoş bulduk abi, merhabalar. Hemen bir ses kontrol yapalım, bir deneme yapalım. Bir yapalım. Benim rejim olan chatten bir cevap alalım. Ses iyi mi, görüntü iyi mi? Bende her şey iyi. Yerli aynen. Yerindesin abi, harika görünüyorsun. Ses iyi mi, görüntü iyi mi? Bana söyleyin de ona göre pozisyon alayım. Bence gayet güzel. Abi hoş geldin, ne haber, nasılsın? İyiyim hocam, sen nasılsın? İyiyim ben. İyiyim ben de, teşekkür ederim. Karantina günleri yayın yapıyoruz, oyun oynuyoruz bol bol. Doğal, herkesin içinde bulunduğu durum. Şimdi abi şöyle, Sertaç Şanlı'yı senden dinlemek istiyorum. AB ile Sohbet'in böyle bir konsepti var. Mesela biz senin kim olduğunu tabii ki de biliyoruz. Ben hikayeni de biliyorum aslında ama senin boyunu, yaşını, basketbol hikayeni bir senden dinleyebilir miyiz giriş olarak? Ay, 29 yaşındayım. Öyle başlayayım. Ya boyum 2.13 yazıyor. Yani Google'da baktığım zaman 2.13 yazıyor ama bayağıdır hani boyumu ölçmedim, hani merak etmedim kaç boyum ne kadar diye. 2.13. Google'ın yalancısıyım hani. Basketbol hikayem de Efes'te başladı. Bayağı kulüp gezdim. Efes'ten sonra Karşıyaka'ya gittim, Telekom'a gittim altyapıda. Sonra profesyonel olduğumda ilk kontratım Galatasaray'laydı. Galatasaray'dan sonra da hani dolaştım diyebilirim. Hani bayağı dolaştım diyebilirim. Galatasaray'dan sonra Antep'e gittim. Antep'ten sonra Uşak, Trabzon. Bayağı Türkiye'yi gezmişsin abi aslında. Aynen öyle. Uşak, Trabzon, Beşiktaş. Beşiktaş'tan sonra tekrar Efes'e geri döndüm. Peki abi, yani bu bütün bu serüveninin öncesinde ben basketbolu profesyonel olarak yapmak istiyorum dediğin dönem hangi dönemdi? Lisede miydi? Ortaokulda mıydı? Yani basketbola tanışma hikayen aileden dolayı mı? Nasıl oldu? Ya basketbolla tanışma hikayem aslında çok basit oldu. Hani bir gün babam basketbolu, voleybol, futbol takip ediyordu. Hani ortalama bir seyirci olarak. Ya beni bir gün geldi, televizyonda basket maçı var, seyredelim dedi. Öyle sevdim yani. Hangi maç olduğunu hatırlıyor musun? Hangi maç olduğunu net hatırlamıyorum ama Orlando maçıydı. Yani Orlando kime karşıydı onu hatırlamıyorum. Çok net ama Orlando maçıydı, o aklımda. Orlando şaklı, bu Penny Hardaway'li Orlando maçından bahsediyoruz değil mi? Aynen öyle. Peki abi, ben izleyicilerimizden gelen soruları da sana yönelteceğim bu arada ama önce kendi merak ettiğim bazı sorular var. Mesela sen, buna dürüst cevap vermeni istiyorum. Boyun uzun olduğu için mi basketbolda iyileştin ve ilerlemeyi tercih ettin, yoksa basketbolu cidden çok sevdin ve sonrasında mı boyun uzadı? İkisinin karışımı. Hani basket hani hem boyum uzundu. Boyum uzundu, bu yolda yürüdüm, hem de basketbolu çok sevdiğim için devam ettim hani. Hani sadece hani boyum uzun diye basketbol oynamadım. Hem boyum uzundu, basketbol oynadım, hem de yaptığım işi çok sevdim. Çok severek yapıyorum hala. Boy konusu açılmışken Furkan diye bir izleyicimizden şöyle bir soru var. Boyun genetik mi yoksa basketbol sayesinde mi uzadı? Atıyorum annen baban senden... Genetik. Genetik. Kaç boyundalar abi? Ya baba tarafım bayağı uzun. Hani babam 1.95, amcamlar var hani. 3 tane amcam var. 1.92 metre arası yani. Üçü de. 1.92, maşallah. Uzun musunuz abi? Peki aynen. Senin günlük rutinin nelerdir? Mesela günlük rutinde sabah uyanıyorsun. Yani sezon içinden bahsedelim. Şu an karantina var. Aynen. Sezon içinden bahsedelim. Yani günlük rutinim aslında çok basit. Sabah uyanıyorum. İdman programına göre kahvaltımı ediyorum. İdmandan yani bir saat önce, genelde bir saat ya da bir buçuk saat önce gidiyorum salona. Orada bir ya kısa bir bireysel çalışma var. Yani antrenörlerle beraber kısa bir bireysel çalışma yapıyorum. Sonra takım idmanından sonra eve geri dönüyorum. Yemek yiyorum. Bu kadar ekstra hani o idman dediğim süreç hani şey değil. Hani
2 saatlik bir süreç değil. Yani onun idmandan önce 1,5 saati var, idmandan sonra 1,5 saati var. O bayağı bir zamanı kapsadığı için hani ekstra çok bir şey yapmaya vaktim kalmıyor. Peki abi antrenmanda en çok zorlandığın hareket nedir? Ya da böyle o drill geldiğinde yine geldim. Yani istemiyorum yapmak. Böyle çok yorulduğun bir hareket var mı ya da sevmediğin? Ya o aslında yaz idmanlarında oluyor. Çünkü yani ara vermiş oluyorsun ya. Yani bir ay 2 ay şu dönemde hele daha da fazla bir ara olmuş olacak. O yaz idmanlarında o ilk bir aylık kısım bana çok zor geliyor. Aslında herkese, takımdaki herkese çok zor geliyor ama o ilk bir ay atlattığın zaman o rutinde devam ediyor bütün sezon. Peki, şimdi ilk profesyonel kariyerin hangi takımda başlamıştı abi? Az önce söyledin ama böyle bir soru var. Bu sorudan bir soru daha üreteceğim İlk profesyonel ikinci ligde oynamıştım ben. hani. Genç Telekom'da oynamıştım Ankara'da. 2 sene ikinci lig oynamıştım. İlk profesyonel deneyimim oydu. Profesyonel maç deneyimim. Peki profesyonel maça çıkmak için ne gibi atıyorum? Bir maçta süper oynadın, onlar seni gördüler ve bir teklif mi geldi? Yoksa yani nasıl oldu o Yok, işler? aslında şöyle bir Telekom'un altyapısında oynuyordum ben. Bir proje başlattılar. Hani Genç Telekom diye. Hem altyapı hem de ikinci lig beraber oynuyorduk. Yani şey değil. Bir proje olarak başladı o ikinci lig takımı. İyi de gitti. O süreç de güzel sürdü. Hani benim gelişmeme de çok katkı sağladı. O yüzden böyle devam etti. Zaten daha sonra da Galatasaray'la anlaştım. Burada birçok izleyicimiz var. Mesela önce bu soruyu sorayım, sonra diğer genel bütün soruları sorayım. Bu soru Emir'den geliyor. Kaç yaşında başlamış ve 19 yaş geç bir yaş mı? Bana birçok soru geliyor böyle işte 15 yaşındayım geciktim mi? 20 yaşındayım çok geç mi? Profesyonelden dinleyelim. O sorular bana da geliyor. Aslında 19 yaş, ya benim bildiğim, ya Kerem Gönlüm 18 yaşında başladı. Hani böyle bir örnek var önlerinde hani Kerem abi, ya çalışmayı hiç bırakmadan hani geç başlamasının verdiği dezavantajı ekstra çalışarak hani avantaja çevirdi kendi adına. 38-39 yaşına kadar da basketbol oynadı. Hani onların önünde böyle bir örnek var. Ya da Ben NBA'de Houston'da özür dileyerek bölüyorum ama koleje kadar hiç eline basketbol topu almayıp da NBA'ye giden çok bütün örnekler var yani. Aynen çok böyle örnek çok var. Yani benim ilk aklıma gelen Kerem abiydi. Zaten bu araştırıp bu örnekleri daha da çoğaltabilirsin. Ben de hani basketbol oynamaya neredeyse anaokulunda başladım diyebilirim yani. Cidden öyle. O yüzden cevabı aldınız ama bence hiçbir şey için geç değil abi ya. Yani ne örnekler Yok var. yok. Yani çok 25 yaşından örnek var. sonra bile çıldırabiliyor insanlar bir anda. Aynen öyle, aynen öyle. Yani çok örnek var ya araştırdığında. Şimdi peki abi benim klasik sorum. Çetin'le birlikte klasik sorumuz. Basketbolda profesyonel olduğunda ikincilikte oynadın demiştin. Yani profesyonel Evet. olmak yaptığın bir işten para kazanmak anlamına geliyor. Evet. Şimdi benim her konuğuma sorduğum kaçınılmaz soru. İlk aldığın maaşa ne yaptığını hatırlıyor musun? Ya ilk aldığım maaşla galiba tam hatırlamıyorum ama galiba kendime güzel bir basketbol ayakkabısı almıştım. Ya büyük ihtimal öyle bir şey yapmışsındır. Net hatırlamıyorum. Senden başka bütün konuklar ailesine yemek ısmarladığını söylemişti abi. Bilemiyorum artık. Ya araya şey girmesin. Ya şaka yapıyorum. Peki şu anda profesyonel bir basketbolcu olarak en çok neye para harcıyorsun günümüzde? Karantina döneminde. Ya karantina döneminde elektroniğe çok para harcıyorum diyebilirim hani yeni çıkan elektroniğe böyle bakıyorum hani GoPro'dur, odur, PlayStation oyunlarıdır, o tarz böyle hani telefon aksesuarları böyle iPod AirPod'lar, iPad'ler için aksesuarlar olur ya. Ya Aynen çoğu yani çoğu ıvır zıvır ama hani böyle görünce almak istersin yani o tarz aksesuarlara hani çok para harcıyorum. Ya ben de bu aralar basketbol ayakkabılarına taktım abi. Böyle O bir koleksiyoncu olma çabası içerisindeyim ama bende de var zaten. valla bir Valla sneakerhead bende diyebilir miyiz sana? diyebiliriz yani hiç şeysiz yani Şey sorgusuz sualsiz diyebilirsin bir seni kredi. bu Air Jordan'ın biri var. Smoke Grey diye bir tane geçtiğimiz günlerde çıktı. Onu alacaktım, alamadım. Ama böyle işte ben de son zamanlarda beğendiğim bütün ayakkabıları ya da teknolojik ürünleri işte mesela PlayStation 5 çıkacak şimdi. Bu aralar korkmadan rahat gönlüm rahat bir şekilde satın alabiliyorum hepsini. Sana çok güzel sorularım var. Fakat ondan önce Bekleriz.
Ondan önce hem izleyicilerimize hem de sana duyurmam gereken bir Garanti BBVA kampanyası var. Az önce söyledim. Korkmadan alabiliyorum dedim. Bunun bir sebebi var. Garanti BBVA'nın hemen şöyle ekranlarınızda göreceksiniz. Benim kameram niye parladı ya bir anda? Sende de bir değişiklik oldu mu abi? Sen bir anda parladın, evet. Bir Kameram ışık doğdu. parladı Bir değil ışık geldi yüzüne. mi? İşte kampanyanın nuru olsa gerek diye düşünüyorum. Olabilir. Şöyle abi, örneğin vadesiz hesabınızdan kira ödemesi, para transferi ya da banka kartı harcaması yaptınız diyelim. Taksitli avans hesabın varsa buradan işlem taksitlendirme özelliğine ulaşabiliyorsun. İzleyicilerimiz ekrandan, YouTube'dakiler açıklama kısmından hemen ulaşabilirler. Şöyle ben göstereyim. Sen de bu kampanyadan faydalanabilirsin. Şimdi seni istersen benim serbest satış diye bir konseptim var bu arada. Bu serbest Tamam. satışta İşte orta zorlukta, kolay zorlukta ve zor zorlukta sorular soruyorum. İstersen seni direkt oraya alayım. Biraz zorlayalım. Zorlayalım. Şöyle geçişimi yapayım. Ben kameram çok Aynen. parlak görünüyor olabilir. Onun için kusura bakmayın ama yayında bir problem olmaması lazım. Yayındakiler bir kontrol etsinler. Şu anda hiçbir problem olmaması lazım. Milli takıma ilk davet edildiğin günden biraz bahsedelim abi. Bu kolay soru olarak algılanır. Milli takıma davetin nasıl oldu? Milli takıma ilk davet edilişim Orhun abi davet etmişti beni. Orhun hani milli takım antrenörüyken davet etmişti. Yani çok hani kısa bir dönem olmuştu, hani bir hafta ya da 2 hafta kalmıştım o milli takım kampında. Ama ilk böyle hani işte oynayıp gelmişim, kendimi iyi hissederek Ufuk abi davet etti beni. Beşiktaş'taki ilk senemden sonra bu İstanbul'daki Avrupa Şampiyonası'nda. Peki abi, seçildiğin anda hissettiklerini bizimle paylaşabilir misin? Vallahi o paylaşabileceğim bir duygu değil. Hani anlatabileceğim bir duygu değil, yani öyle söyleyeyim. Yani Evet. çünkü hani çabalıyorsun, bu milli takım formasını sırtına geçirmek için çok uğraşıyorsun. O bir anda o şans eline gelince o hissettiklerin hani yani çok anlatılabilir duygular değil. Peki, idol olarak gördüğün birisi var mıydı ya da şu an var mı hala? Atıyorum, basketbola başladığında izleyicilerin de oyuncuların da hep bir kahramanı olur ya abi. Mesela sen 91 doğumlusun diye biliyorum ben. Yanlış Evet. değil mi? Ya 91 doğumlu bir insan olarak genelde aldığımız cevap işte Michael Jordan'ı bir idol olarak görüyorlar ya da işte Kobe Bryant, Shaquille O'Neal gibi isimleri çok seviyorlar. Senin sevdiğin ve böyle kahramanım diyebileceğin bir isim var mı? Benim çok sevdiğim isim Mehmet abi, çok seviyorum ben. Mehmet Okur'u. Yani onu kendime örnek almaya çalışıyorum. Ama onunla hiç oynama fırsatım olmadı. Hep uzaktan böyle hani uzaktan bir sevgi olur ya. Hani öyle bir idol alma, öyle bir örnek alma var Mehmet abide. Erman Kuruço'yla beraber oynama fırsatı buldum Galatasaray'daki ilk senemde. O bana çok yardım etmişti. Onun çok emeği var yani üstümde. Onu söyleyebilirim. Bir de Galatasaray'dayken Boniface Endonk'la beraber oynamıştım. Erman abiden sonraki sene. Yani onunla beraber konuştuk. O bana çok şey anlattı, çok şey gösterdi basketbol sahasında yapmam gereken, yapmamam gereken şeyleri. İlk üç bunlar. Yani yoksa hani daha NBA'den birçok isim sayarım ama hani NBA'den tek bir isim istesek. NBA'den tek bir isim istesen Tim Mr. Fundamental. Duncan derim. Peki abi. Muratcan Gökdemir'den şöyle bir soru var. Diyor ki, çok merak ettim, hayattaki en büyük motivasyonu ne? Ya da onu basketbola bağlı tutan, motive eden şey nedir? O ya basketbola olan sevgim. Ya çünkü basketbolu çok severek yapıyorum. Çok hani dedim ya az önce, hani anaokulundan beri oynuyorum neredeyse. Yani neredeyse hani 20 senedir sevmesem basketbol oynayamazdım. Hatta hani hedefim daha en az bir 10-15 sene daha oynamak. O yüzden hani beni en çok motive eden şey bu. Peki, güzel bir soru var. Hatta bunu kolay değil, biraz orta olarak nitelendireyim. Ekranlarınız öyle gelsin. Savunurken en zorlandığın oyuncu kimdi bu zamana kadar? Tüm zamanlar arasında. Lisede Tüm maçta zaman. olabilir, ortaokulda olabilir, profesyonel hayatta olabilir. Böyle en çok zorlandığın kişi. Tüm zamanlar. Ya çok, yani o kadar çok isimle oynadım ki, yani en çok zorlandığım tek bir kişi söyleyemem ya. Ama bunu geçen söylemiştim. Geçen ay mı, ondan önceki ay mı ne? Tibor Plyce'ı diyebilirim. Çünkü idmanda her gün beraberiz. Ya çok isim var, o yüzden takım arkadaşımı söyleyeyim, öyle öyle Peki. söyleyeyim.
Neden Ya peki abi? kibor. Neden zorlanıyorsun Ya çünkü çok uzun. savunurken? Abi, Direkt net yani. abi Çok sen, uzun. hayır sen uzun diyorsan biz artık şey yapalım böyle. Görünce saygı duruşuna geçmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Çünkü ya neredeyse 2.20, yanlış hatırlamıyorsam boyu. 2.18'de de 2.20. Ya inanılmaz bir bitiriciliği var. Ya boyu uzun olduğu için hani hiç fark etmiyor. Hani ne yaptın, ne ettin, ittin mi, kalktın mı? Bir şekilde o topu sayı atıyor yani. Sayı yapıyor o topu. O yüzden çok sinir bozucu oluyor bazen idmanlarda. Peki abi kariyerin boyunca unutamadığın en böyle hype'lı yani en heyecanlı dönemler. Bize iki tane söyler misin mesela? Şu maçı unutamıyorum, yanında da şu anımı unutamıyorum diye bir anım varsa. Ya şu maçı unutamıyorum. Bir Amerika maçını söylerim. Ah kalbim. Ah kalbim. O bende de oluyor hani. Ondan konuşacağım. Onu zor bir O soru olarak kenara ayırdım Storm, biraz arada onu gelince. o çok zor. O çok zor bir soru. Onu hiç, oraya hiç girme. Bir Yani Amerika maçını söylerim. Bir de bu 2 sene önce yani 2 sene önce diyeyim yani Fener'le oynadığımız final serisi, o şampiyon olduğumuz final serisi. Onu ay. söyleyebilirim. Aklıma ilk gelenler bunlar. Peki abi teşekkür ederim. Ben o zaman Amerika maçını hiç açmıyorum çünkü benim kalbimde bir Açma sıkışma açma. var. Açma açma. Çok çok uzun konuşuruz onu, açma. Peki abi, bir pivotun temel olarak yapması gereken şeyler nelerdir demiş Harun. Yine aynı arkadaşımız bu soruyu sormuş. İki sorusu vardı. Bir saat önceki de şimdi bu. Ya bir pivotun yapması gereken şeyler bence topu elinde istememek. Yani sahada ne yapması gerektiğini bilmek. Çünkü topu elinde istediğin zaman o toptan hani bir şey yaratman lazım. Ya şu an gülmemin sebebi lütfen beni yanlış anlama. Yok yok. Benim Diğer oyunda Ömer diye bir center'ım var da sürekli topa elinde istiyor. Ona da buradan selam göndermiş olalım. Profesyonelden duydu. Aynen yani elinde istememek çünkü senin topu aldığın yer çok küçük bir yer. Çok alan, senin o low posta aldığın alan çok kısıtlı bir alan. Ve hani Avrupa'da da hani o topu aldığın zaman o topu sana yere vurdurmuyorlar. Yani sürekli hani bir şey, bir yardım, bir sıkıştırma, bir şey geliyor. O yüzden hani topu nerede alman gerektiğini bilmen lazım. Sürekli elinde istememen lazım. Bir Peki de ya. takımdaki kısalara yardım etmen lazım. Bu pik olur, savunmada yardım olur. Çok teşekkür ederim Orayı abi. öğrenmen lazım. Zor bir soruyla karşındayım o zaman. Şimdi bu benim gerek bilmediğimden olabilir fakat ben basit bir izleyici olarak Türkiye Milli Basketbol takımını izlediğimde, 12 dev adamı izlediğimde genellikle Amerika gibi takımlara karşı ya da işte 3 sayı çizgisine ağırlık veren takımlara karşı hep bir alçak posttan oyun kurma çabası görüyorum. Bu acaba üçlüğün yakın olmasından dolayı tabii ki de NBA'deki spacing'i bekleyemeyiz. Fakat neden böyle bir strateji gidiyoruz sürekli? Ya da bu bizim yanlış anladığımız bir şey mi? Yani daha çok dışarıdan oynamaya müsait oyuncularımız var aslında. Senin bu konudaki görüşün nelerdir? Ya o aslında genel bir şey değil. Yani genelde maça göre şey yapıyoruz. Maça göre oyun düzeni yapıyoruz. Hani genel bir kanı olarak kalmasın o senin aklında ya da yani seyircilerin aklında. Yani Ufuk abi illa ki hani maçta ne yapması gerektiğini biliyor. Nerede ne yapması gerektiğini biliyor. Ya o maçı milyon kez kafasında oynamıştır. Bunu böyle yaparsak daha iyi olur. Bunu burada yaparsak daha iyi olur. Yoksa bunu böyle yapmayalım. Başka yerde onu kullanırız dediği çok alan oluyor. Bize de bunu anlatıyor. O aklından şey kalmasın. Tek bir düzen olarak kalmasın. Maç içi düzeni olarak kalsın. Peki Böyle anlatabilirim ben de. maç öncesi ritüellerinden biraz bahsedelim abi. İşte salona O çok gittin. var. O çok var. Neler var? Dinleriz. Ben sabaha kadar dinlerim. Abi onda çok var. O ritüellere girersek oradan çıkamayız. Mesela birkaçından örnek alalım. Abi mesela eşimi ne zaman aradığım bellidir. Maç genelde 1.45 yani 1 saat 45 dakika önce hareket ediyoruz otelden salona. Ben 1.50'de yani 1 saat 50 dakika kala arıyorum eşimi. Sonra hani maçtan önce dinlediğim müzikler bellidir. Ne tarz Form dinliyorsun müzikleri? Yabancı hip hop Yani tarzı mı yoksa? o karışık. Ya bir listem var maç öncesi listesi diye. O karışık müzikler karışık. Daha sonra salona gittiğimizde formayı hangi sırayla giyeceğim bellidir.
Hani bir de hani kafam karıştı diyelim ki hani formayı önce giydim ya da şortu önce giydim, onu çıkartıyorum, en baştan yapıyorum bunları. Sağ içine gidiyorum, sonra ip atlıyorum. Yani ip atladığım sayı bellidir. Sonra hangi yerden ne kadar şut atacağım bellidir yani. Hiç Bunlar sekmiyorum abi. Mesela atıyorum 100 tane ip atlayacak. 101 hiç mi olmadı? Böyle saygı duydum. yok, Ciddi vallahi ciddi olmadı. ciddi olmadı. Ciddi ciddi olmadı. Sadece bunlar, şöyle söyleyeyim, hiç değişmedi. Sadece ya bir sezon boyunca aynı. Belki sezon başında, ya sezon başında hani 100 yerine 101 olduysa bütün sezon 101 devam eder. Saygı duydum. Çalışma Aynen öyle. etiğine saygı duydum. Peki abi, Aynen öyle. en sevindiğin ve en üzüldüğün maç, Amerika maçı ve o şampiyonluk maçı hariç. Çünkü onların cevabını aldık. En üzüldüğüm maç Euroleague finalinde CSK'yı kaybettiğimiz maç. Evet. Onu diyebilirim. Aklıma ilk geleni söylüyorum. Yoksa düşünsem belki daha çok bulurum da. En üzüldüğüm maç onu söyleyebilirim. En sevindiğim maç Final Four'a kaldığımız maç. Barcelona'yı Sinan Erdem'de yendiğimiz maç. O 5. maç. Peki abi, gerçekten tabii ki de önemli ama kendi seyircinin önünde oynamak ve deplasmana gittiğinde ya karşı tribünlerden çok etkileniyor musunuz gerçekten? Çünkü siz yani Türkiye'deki tribünleri görmüşsünüz. Artık biliyorsunuz hani Gördük. top noktayı biliyorsunuz. Orada etkileniyor musunuz abi ister istemez? Ya ister istemez etkileniyorsun. Ama bu genelde maçın başlangıcına göre değişiyor. Yani o ilk çeyrekte nasıl olacağı belli oluyor. Ya yani taraftarlığın sana olan tutumu, bağırışması, hakemin taraftara etkisi. Nasıl söyleyeyim? Mesela Zalgiris deplasmanı, inanılmaz etkileniyorsun. Ne kadar iyi oyna, 20 sayı önde ol. Yani sen 20 sayı at maçta, gene etkileniyorsun. Çünkü öyle bir atmosfer oluyor ki, öyle bir ateşin içine atıyorlar ki seni, öyle öyle söyleyeyim. İster istemez etkileniyorsun. Şimdi zor bir soruya geçiş yapıyorum. Suratımdaki buruklukla belki anlamışsındır abi. Bunu diğer konuklarımla da konuştum. Buğra Tuncer'le konuştum. Seninle de konuşmak istiyorum. Türkiye-Amerika maçı. Yine aynı örnekle göstereceğim izleyicilerin bildiği için. Abi elimi açayım. Şuradaydı maçımız. Yani böyle kapatmak kalmıştı bir tek sona. Fakat olmadı. Yine de biz bu arada Olma. yani teşekkür ederiz. Mükemmel bir heyecandı. İzlemesi, desteklemesi çok güzel bir serüvendi. O maçı oradaki profesyonellerden dinlemek, olayın iç yüzünü senden dinlemeyi çok isteriz. Çünkü eminim insanlar her ne kadar yargılasa da yani çok zor bir durum. Orada mücadele etmek de çok zor. Zaten oraya getirmek bile mükemmel bir şey ama o maçı senden dinlemek isterim. Maç sonunu senden dinlemek isterim. Neler oldu Ya abi o maç? o maç aslında çok değişik bir maçtı ya. Çünkü yani sahaya çıktığımızda hiç favori değildik. Kimse yüzümüze bakmıyordu neredeyse taraftarlardan. Çünkü herkes Amerika'ya odaklıydı. Amerika ne yapacak, işte nasıl oynayacaklar? Aa, işte gidelim Donovan Mitchell'ı seyredelim, Kemba Walker'ı seyredelim, onlar oynasın falan, öyle bir atmosferdeydi ilk sahaya çıktığımızda. Yani biz de ama maç öncesi de biz de o kadar rahattık. Çünkü favori değiliz. Yani nasıl olsa hani Amerika ile oynuyorsun. Ne oynasan cebinde ne kalsa sana kâr olacaktı. Ama maç öyle bir gitti ki maç kopmuyor. Maç Evet. kopmuyor, maç geliyor. Biz de sürekli öne geçiyoruz, onlar geçiyor. Bir yerden sonra bütün salon Türkiye diye bağırmaya başladı. Yani bir şeyler oldu. Herhalde yani ortaya koyduğumuz mücadeleden mi, bir şeyden etkilendiler. O gösterdiğimiz hırstan etkilendiler. Herkes hani tam maçın başındaki olay tam tersine döndü. Yani biz ne zaman sayı atsak herkes çılgına dönüyor. Sayı yediğimiz zaman herkes üzülüyor. Ama işte o maçın iki tane sonu Çok üzücü. çok üzücü yani. Hala aklıma geldiğinde hani olacak gibi değil ama oldu. Yapacak bir şey yok. Oldu. Abi bazen şey olur ya böyle mesela şu an zaten surat ifadenden bile anladım ben ama mesela kötü bir şey yaşarsın. Gece eve gidip yastığa başını koyduğunda lan şöyle olabilirdi ya şu an çok farklı olabilirdi diye bu etkiden ne zaman çıkabildin? Yoksa hala diyor Ayo. musun böyle düşününce lan alabilirdik o maçı falan diye? Ya, tabii ki hala diyorum. Öyle ondan çıkabildiğim bir durum yok. Hala diyorum. Ama dediğim Ya gibi çünkü kolay kolay bir şey değil yani. Öyle onu
O maçı, o raddeye, o duruma getirmişsin. O duruma getirdikten sonra iki kere elinden kaçırmak yani çok koyuyor ama yapacak bir şey yok. Peki abi, o Amerika kadrosunda sence en iyi isim kimdi? Mesela Doğuş Balbay'la konuştuğumuzda Kemba Walker'ı bayağı övmüştü. Senin böyle oyununa hayran kaldığın, ya da hatta şöyle sorayım bu soruyu. Milli formayı giyerek karşına geldiğinde ya bu adam neymiş ya, ne oynuyormuş ya dediğin birisi oldu mu hiç? Ya aslında bu Amerika maçı için geçerli değil mi? Amerika takımı için Evet geçerli. evet Amerika için geçerli olabilir. Ya aslında şimdi tek tek baktığın zaman ya hepsi takımlarında ilk 5 oyuncusu. Ama işte oradaki ortam, oradaki nasıl diyeyim, oradaki takım olma şeyi genelde onlarda All-Star maçlarında oluyor. Ya aynı o işte aynı takımda oynama şeyini ne zaman geçtiler, geçemediler. O benim şeyim değil ama benim orada en beğendiğim isim Kemba Walker, bir de Donovan Mitchell. Spider. Yani onları söylerim. Aynen öyle. Şeyi merak ettim şu anda abi. Şu an elindeki en değerli ayakkabı serisi hangisi? En değerli ayakkabı serisi. Ya da senin için en özel olan. Bir tane aslında 2-3 tane var. Bir tane yeni bir tane Kobe aldım. Kobe Lol. Vino. Adidas'ın Kobe'sinden aldım. Bir tane Jordan 11'im var. Bir tane de Jordan 11 var. Jordan 2. Bir tane mavi beyaz Jordan 2'm var. Bir tane de Paris Edition Jordan 1. Bunlar tabii nadir şeyler arkadaşlar, eğer bilmiyorsanız. Güzel ama ya ben mesela sneakerhead olduğunu hiç bilmiyordum, bu ürünü hiç görmemiştim. Bir tane de yeni bir tane sipariş verdim. Kobe'nin, yani Reebok'un Kobe için yaptığı bir tane ayakkabı. O da Onu geliyor. bilmiyorum. Peki Ya kaç çift o ayakkabın eski. vardır abi? Kaç böyle bu zamana kadar toplasan? Ya bu zamana kadar toplasan çok ayakkabım var. Ama ben şöyle hani çoğu ayakkabıyı evde tutmuyorum hani. Diyelim ki hani çünkü kendim altyapıda beklediğim için yani altyapıda oynarken A takımdan gelecek ayakkabıları bekliyorduk. Öyle bir şeyim var. Genelde bir ay, 2 ay, hani en fazla 3 ay giydikten sonra altyapıya veriyorum çoğu ayakkabıyı. Bu Genelde bu söylediğim nadir ayakkabıları tutuyorum elimde. ama çok güzel bir yönmüş ama, hem altyapıdan gelen oyunculara motive olur yani. Peki hayatında buyur abi. Yok, kusura bakma, böldüm. Öz, lütfen Kendim sen. yaşadığım için, kendim o durumda olduğum için, o yüzden hani az kullanılmış, biraz daha kullanılmış, yani şey, o tarz ayakkabıları, giymeyeceğim ayakkabıları direkt veriyorum altyapıya. Peki abi, hayatında attığın en fazla sayı kaçtı? Bu lisede bile olabilir, Bir profesyonel maç. hayatta olabilir. Bir maçta en fazla kaç sayı attı? Mesela lisede boyunuzun olduğu için var mı bir takıma böyle 70-60'ın Yok falan? öyle ya. Yani şimdi top benim elimde olmadığı için öyle bir durumum yoktu benim, 70-60 gibi. Galiba 38'di. Yanlış hatırlamıyorum 38 ya da 40'tı. Lise maçı. Evet, benim de lisede 38-60'ım var. O aklıma geldi. Chat biliyor abi. Peki şu anda kendi takımını tamamen bir kenara bırakacak olursak, kontratını. NBA'de 30 takım karşında ve dediler ki sana böyle trilyar dolar, milyar dolarlar veriyoruz sana. Gel bizde oyna. Hangi takıma giderdin ve neden? Abi hangi takıma giderdim? Bak bu çok zor soru. Yani Bu çok beğendiğim zor şehir soru. olabilir. Ya şehirden bak. Boston ya da San Antonio, bir de Dallas. Bu üçünden biri büyük ihtimal. Los Angeles yok mu abi beğendiğin şehirler arasında? Mis gibi şehir. Ya çok beğeniyorum da hani onu ilk söylesem herkes Los Angeles dedi olacak hani. Yok ama ya Los Angeles'ı ayrı bir kenara koyuyorum. Bu Boston, San Antonio, bir de Dallas. Bu üçünden biri olurdu büyük ihtimal. Peki abi, NBA'de en beğendiğin sıralı şekilde 5 pivot. Birden 5'e kadar. Tüm zamanları dahil edebilirsin bu arada. Tüm zamanları dahil Yani şu an edebilirsin. aktif Çok. ve deaktif oyuncular arasında en beğendiğim 5 pivot. Bill Walton 1, Divaç 2, Tim Duncan 3, Tim Duncan'ı 5 kabul ediyorum ben, 4 ama hani ben 5 kabul ediyorum. Oynar abi. O kırmaz bizi. Oynar, her türlü oynar. Tim Duncan'ı 3'e saydım.
Başka kimi sevebilirim? Şak var Zor abi, soru şak. ya. Abi Shaq var da onu, o dediğim gibi o Los Angeles kısmında hani o ayrı bir o ayrı bir segment. Şey var. Hakim Olajuwon'u koyarım. Bir de Bill Russell'ı koyarım. Tamamen saygıdan. Bill Russell, Yüzüklerin Efendisi. Peki abi. Tamamen o yüzüklerine Kariyerinin dönüm noktası neydi? Yani seni işte amatör bir basketbolcudan profesyonel bir Sertaç Şanlı'ya iten bir maç içi olay, maç dışı olay neler oldu da böyle sen şu anda olduğun olgunluğa erişebildin? saygıdan. Beşiktaş'a geldiğimde yani çok oynamıyordum. Hani. Genelde hani böyle kadro doldurmak için. Yani kadroda ikinci ya da hatta üçüncü uzun olarak genelde imzalıyordum kontratlarımı. Ama Beşiktaş'a geldiğimde Ufuk abi bana çok güvendi. Sağ olsun hani onun emeğini hiç her yerde söylüyorum zaten. Saygı duyuyorum. Beşiktaş'a geldiğimde içerideki Akatlar'da oynadığımız Galatasaray maçından sonra Beşiktaş'ta ilk beş başladığım ilk maçtı. O maçtan sonra hani ne olduysa o maçtan sonra oldu diyebilirim hani. Çünkü Beşiktaş'ta başladığım ilk maçta Ufuk abi de bana hani güvenini sürekli zaten o maçtan önce de hani oynatıyordu ama o maçta geldi beni ilk 5 başlattı. Ne olduysa o maçtan sonra oldu. Bu arada şeye girdim. Can Öztunçmen diye bir izleyicimiz benim az önce sorduğum soruyu sormuş ama şöyle güzel bir mesaj eklemiş. Mevcut kaç tane ayakkabım var? Malum Türk PJ Tucker olmak biraz zordur yazmış. PJ Tucker da NBA'in Sertaç Şanlısı diyebilirim abi. Öyle söyleyeyim böyle. Her yere gittiğinde 500 tane ayakkabıyla gidiyor. Bize tahmini bir sayı verebilir misin? Aslında PJ Tucker Ege Arar diyor bana PJ Tucker diye. Yani... Ege Arar bana PJ Tucker diyor. Kontrol ettim bir o mu diye ama değil yazan. Değil. Şu an düşünüyorum bir dakika saymaya çalışıyorum. 5 Mesela benim bu zamana kadar 10 herhalde atıyorum 60 tane vardır. Ben de biraz ama yani tabii sen Bu kadar. zamana kadar mı şu an mı? İddialı bir soru. Hemen bir Ya saniye bunu. çünkü bu zamana kadar dersek ben o sayıyı tutturamam. Çok var yani. Çok oldu. Ya şu an diyelim. Şu an diyelim. Şu an diyelim. Şu an galiba 50 çift var. Ha, Ya gayet. şu an. Şu anlık yani. Şu an daha bir standart değil. Daha sezon başlamadı hani. Peki tüm zamanlara girmiyorum abi çünkü o işin Girme içinden. girme. O işin içinden çıkamayız. Şeyi hatırlıyor musun? 13-14 yaşlarında boyunu. O zamanlar da böyle yaşıtlarına göre çok uzun muydun Ben yoksa? uzundum. Uzundum. Hani bana soruyorlar basketboldan mı boyun uzadı diye yoksa hep mi uzundun diye. Hep yani benim boyum hep uzundu. Genelde bir 10 santim 15 santim uzundum. Herkesten sürekli. Peki Yani böyle şey vardır ya ilkokuldan abi. itibaren. Mesela ya bizde açıkçası ben mesela boyum 1.80, 1.81 falan benim. Çok uzun değilim sizlere göre. Hani uzadığım bir dönem vardı böyle ekstrem uzadığım bir dönem. Sen de hep şey mi? Her yaz beşer beşer atlayarak. Aynen her yaz beşer beşer, yedişer yedişer. Sürekli uzundum yani. Ya ben seninle konuştuğumda böyle çok olumlu bir hava aldım abi. Öncelikle hem tanıştığımıza memnun oldum hem de Ben de memnun oldum. Çok pozitif bir enerji aldım senden. Peki bu pozitif enerjinin yanı sıra böyle bazı dönemlerde zorluk yaşadığında ya da bir aksilik yaşadığında hiç bırakmak istediğin bir dönem oldu mu? Böyle her şeyin omuzlarına yük gibi geldiği bir dönem. O dönemlerde nasıl böyle motiveni tekrar toparlayabildin? O çok oldu. O işte dediğim gibi yani Beşiktaş'a gelmeden önceki dönemde aslında çok yaşadım öyle sıkıntıları. Ama dedim ki illa ki yani bugün bitecek, bu sezon bitecek. İlla ki yani bir yerde bir şey olacak. Öyle kendimi ayakta tutmaya çalıştım. Peki, yani kendine inancını kaybetmedin abi, öyle mi? Aynen öyle. Yani çünkü yani sürekli o çalışmayı devam ettirdim. Hani bir yerde illa ki o şey döndü. Şimdi bundan da güzel bir cevap istiyorum. Hemen zor soru alevlerimizi yaktık. En savunmakta en çok zorlandığın oyuncu ismini aldık senden. Böyle aldığı nefesi biliyorum sahada. Sağa mı gidecek, sola mı gidecek biliyorum. Ben bu adamın oyununu ezberledim ve bunu artık savunmaktan çok keyif alıyorum dediğim bir oyuncu var mı? Yani en rahat savunabildiğin isim aslında. En rahat savunabildiğim isim. Ya da oyun tarzı da söyleyebilirsin. Bir isim vermektense şu oyun tarzını çok rahat Ya savunabiliyorum aslında dediğin. uzun oyuncu söylemeyeyim de bu bende kalsın. Peki. Çünkü hani belki
yayını seyreder. Belki bir şey olur. O yüzden o uzun oyuncu şeyi bende kalsın. Buğra'nın ne yapacağını az çok kestirebiliyorum ya. Bizim Yani. ya yani Buğra Tuncer'in aslında o bile kestiremiyor ne yapacağını da bazen. Birlikte Ben onun oynadığınız için büyük ihtimalle nerede şut kullanacağım vesaire biliyorsun evet. değil mi? Aynen öyle, aynen öyle. Peki Belki yok uzun oyuncu yok uzun oyuncu bende söyle kalsın. bir videosu. Peki ya Kalsın. yani, duyar belki çalışır abi. Farklı oyun stilini de geçer. Onu hiç Aynen söylemeyelim. öyle. Uzun boylu olmanın bir dezavantajı var mı? Güzel bir soru aslında. Çünkü hep uzun basketbolculara baktığımızda uzunlar, yakışıklılar, kaslılar ve hayatları hep mutlu geçiyor gibi görünüyor. Ama uzun boylu olmanın bir dezavantajı var mı abi? Abi uzun boylu olmanın dezavantajı aslında çok var ama hangisini söylesem onu bilemedim. Mesela bir Çok tane. var aslında. Ya yani en kötü, ya yani en şeyi kıyafet bulmakta çok zorlanıyorsun. Çünkü hani tam arada kalmış bedensin. Uzunsun. Çünkü herkese her yerde söylüyorum hani büyük bedensin ama büyük beden sana göre değil. Genelde hani büyük beden denildiğinde herkesin düşündüğü enine ama biz boyun olduğumuz için onda çok sıkıntı var. Bir de arkamda konuşanlar benim onları duymadığımı zannediyor sokakta. Öyle öyle acayip bir durumlar oluyor. Beden Geri demişken dönün. ayakkabı numaran kaç abi bu arada? Benim 50,5. Saygılar, saygılar. Saygılar. Bir şey diyeyim. Peki abi böyle şey var mı hiç? Crazy fan moments dediğimiz, hani senin duymadığını düşünüp de konuşan garip komik bir anın var mı yani böyle arka mesela dibinde konuşuyorlar abi ki duyuyorsun. Yok o çok oldu. Çok oldu. Hani bir de hani bana bakıyorlar mesela ben onların önünden geçiyorum. Arkama geçiyorlar hani bana bakmaya devam ediyorlar. Neredeyse hani düşecekler. Sandalyeden falan düşen oldu hatta hani. Benim boyuma bakmaya çalışırken ne uzun diye. Sandalyeden düşen oldu ben yanından geçerken. Ya çok var aslında ya. Herkes hani şu an sokağa çıksam hala gene konuşurlar benim arkamdan. Peki uzun bir oyuncuya göre iyi bir şut at ya yani iyi bir şutör olmanın sırrı ne diye bir soru var. Çünkü artık belki bu Stephen Curry'li Golden State sayesindedir. Belki modern basketbol yüzündendir ama artık çok ya 2-20 adamların şut attığı bir basketbol döneminden geçiyoruz ya abi. Bir uzun olarak bunun üzerinde çok çalışıyor musun? Çok çalışıyorum. Yani çok çalışıyorum. Yoksa hani kendime sahada yer bulamayacağım bir döneme geldik. Yani çünkü sahada o topu eline aldığında o şutu atmazsan boş kaldığında çok yani, tamamen seni riske ediyorlar. Sen takımına artı yerine eksi yazıyorsun sahada. O şutu oyununa eklemediğin zaman koç da antrenör de seni sahaya koymakta ne kadar iyi iş yapsan da o sahaya, seni sahaya koymakta bir düşünüyor. İki defa düşünüyor. O yüzden o şutu özellikle bu dönemde oyununa eklemek zorundasın. Mesela bir Ben günde de en fazla kaç şut atıyorsun antrenmanda? ya antrenman öncesi sonrası en az 250-250 atıyorum. 250 giren. 250 giren bu var. Made Aha. yani. Anladım. Forma numaranın bir anlamı var mı? Bugün senle bunun hakkında bir diyalog geçmiştik. Altyapıda 15 numara giyiyormuş arkadaşlar Aynen. Sertaç Şanlı. Dedim belki Burdur'dandır ama değilmiş tabii ki. Yani şu an giydiği forma numaranın özel bir anlamı var mı? Altyapıda giyiyordum 15'i. Yani benim için anlamı o. Ben aslında Efes'e ilk geldiğimde 21 giyecektim. Tibor Plyce benden çok istedi 21'i. Benim için özel anlamı var falan dedi. O yüzden hani ben 21'i ona verdim. 15'i istedim. 15 tane 21'in ters çevirme gibi oluyor ya. Hani aynayı koyduğunda hani yansıtma gibi oluyor. Yani o yüzden 15 tercih ettim. Hem altyapıdaki ilk numaram hem de 21'in tersi gibi o yüzden. İleride kendini nerede görüyor, ne yapmak istiyor, bir kariyer planı var mı? Emirer Tunga diye bir arkadaşımızdan böyle bir soru gelmiş. Ya kariyer planı olarak Avrupa'da oynamak istiyorum ama bu ne zamana denk gelir? Onun hakkında hiçbir fikrim yok. Ya çünkü ya şu an için olabileceğim en iyi kulüplerden birisindeyim. Anadolu Efes'teyim. Özellikle hani önceliğim önümüzdeki sezonu iyi geçirmek. Olabildiğince iyi geçirmek. Ondan sonra ne olacağına bakmak. Ama Avrupa'da oynamak hedeflerim arasında var. Peki abi. Yavaş yavaş programımızın sonuna geliyoruz bu arada. Bizi kırmayıp konuğumuz olduğun için çok çok teşekkür ederim. Son olarak
Birçok izleyicim var benim. Yani YouTube'da yaklaşık 250 bin takipçim olmak üzere benim. Ve bunların arasında gerçekten basketbolcu olmak isteyen, sizin maçlarınızı izleyip sizin gibi olmak isteyen birçok küçük yaşta izleyici var. Onlara verebileceğiniz tavsiye var mı? Yani şu yoldan gidin, kulüplere gidin, turnuvalara girin gibi gibi tavsiyelerini dinlemek isteriz son olarak. Ya her yolu deneyebilirler hani hiç yani herhangi bir engel gördüklerinde hiç bırakmasınlar. Çünkü ben çok gördüm hani kendi yaşantımdan biliyorum hani çok yani program başında konuşmuştuk ya çok gezmişim diye hani öyle ya yani çok gezdim. Yani hiçbir yani engelde hani bırakmasınlar. Ne istiyorlarsa ona inanmaya onun peşinden koşmaya devam etsinler. Çalışmaya devam etsinler hani en basit şekilde en güzel tavsiye. Sertaçan'dan duydunuz abi, çok çok teşekkür ederim programıma konuk olduğun için. Çok memnun oldum Ben tanıştığıma. teşekkür ederim. Ben de memnun oldum. Ben de teşekkür ederim yani beni çağırdığın için. Rica ederim, ne demek. İyi akşamlar abi, görüşmek üzere. İyi akşamlar, teşekkürler. Sertaç Şanlı konuğumuzdu. Şimdi sizlere güzel bir sorum olacak. Forma çekilişi için burada bekleyenler var ise. Az önce aslında kendisi söyledi. Şimdi sorum şu. Bir saniye. Başına ünlem yazarak cevabı yazıyorsunuz arkadaşlar. Başına ünlem koymanız şart. Tekrar söylüyorum. Sertaç Şanlı kaç yaşındadır? Az önce kendisi söyledi. Çekilişimiz an itibariyle başladı. Az önce başladı. Aboneliklere çok çok teşekkür ederim bu arada arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bu yayında okuyamıyorum. Haberiniz olsun. Aynen, doğru cevabı ata yazdı bile, spamlıyor. İzleyen herkese çok çok teşekkür ederim. Garanti BBVA'nın sunduğu AV ile Sohbet'in ikinci sezon dördüncü bölümünün de yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu arada az önce söylediğim gibi bu arka planla izlediğiniz son yayındı. Yayını kapatır kapatmaz odamı tamamen değiştirmeye gideceğim. Çekilişimizi çekmeden önce Bonus Genç kampanyasını sizlere hatırlatayım bu arada. Bonus Genç'e özel Steam, iTunes, Aral Game'de 30 lira ve üstü harcamalarınıza 15 TL'lik bonus var. Chat'e ünlem Bonus Genç yazarak ya da YouTube'dan izliyorsanız açıklama kısmına bakarak detaylı bilgileri öğrenebilirsiniz. Cevabımız 29. Evet. Cevabımız 29 abi, doğru. Hemen şöyle yapalım. Şöyle bir saniye. Cevabımız 29. Herkes yazdığı için ben de kıyamadım artık izleyicilerime. Şöyle yapayım. Şöyle yapalım. Heh. Birazdan çekilişimizi çekeceğiz. Bu arada kazanan kişi chat'teki İmam Hatip'ten mühendise ulaşıyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Chat'teki İmam Hatip'ten mühendis nickli moderatörümüze ulaşıyorsunuz. Evinize adresinizi veriyorsunuz. Kazanınca o da iletiyor bizlere ve ilk fırsatta imzalı formayı gönderiyoruz. Haberiniz olsun. Discord'dan ulaşıyorsunuz tabii. Tabii Discord'dan çekiyorum. Çekilişi kazanan kişi Yiğit Kağıtçı oluyor. Şöyle duyurayım. Tebrik ederim Yiğit'cim. Güle güle giy. Güzel günlerde giy. Güle güle giy. Arkadaşlar, programımızın sonuna geliyoruz. Tekrar söylüyorum. Bu son arka plan, bu an arka planda izlediğiniz son yayın. Garanti BBVA sponsorluğunda 4. bölümümüzün de sonuna geliyoruz. Hoşça kalın. Sizleri seviyorum. Bir sonraki programda, bir sonraki konuklu yayınımızda görüşmek üzere diyorum ve gidiyorum. Hoşça kalın. Hemen şöyle güzel bir şarkı açayım. Bye bye.